Kadir Baba'nın sürücü belgesi. Sürücü belgesi var. Ruhsatı da var. Kadir Baba'nın hiçbir zaman hiçbir eksiği olmaz. Trafik kurallarına her zaman her yerde uyar. Tamam mı Kadir Baba? Her zaman yolun kenarından, kaldırımdan insanları rahatsız etme, kenardan devam et. Tamam, o ne baba? Malatya'da tanınmış kişiler olarak görüyor. Sevilen insan, ne diyeyim yani, zararsız, kimseye bir zarar dokunmayan bir insan. Vefadı var, zararı yoktur. Mahalleye zaten bir onun kardeş bir şey, bir abi küçük olarak, büyük olarak, kardeş abi olarak görüyorlar yani. Kadir burada herkesin neşe kaynağı. Kimseye bir zararı yoktur. Nasıl diyeyim, burada gördükleri zaman işte... Yemeğini yedirirler, çayını verirler. Kadir abi işte bizim buradaki Smap'ın semtindeki insanlar bakıyor, ediyor. Elbisesini, şuyunu, buyunu hep alıyorlar. Zararsız insan yani, zararsız kardeş. Günde 10 taneden fazla içer abi. Herkes işte harçlığını da verir, yemeğini de yedirir. Yani esnafların hepsine bakar. Biz mahallenin velisi diyoruz biz bunlara. Aynı zamanda İstanbul'da böyle bir Mercedes, çakma bir Mercedes Kadir yapmışlardı ama İstanbul halkı onu benimsememişti. Bundan ilgili biz diyoruz ki Malatya'da bulunan bütün Kadir değerindeki arkadaşlarımıza mahalle olarak sahip çıkıyoruz, şehir olarak sahip çıkıyoruz. Çünkü düşünün Mercedes Kadir'i emniyet kendisine ruhsat veriyor, arabasına ruhsat veriyor. Yanlış park ettiği zaman ceza kesebiliyorlar. Belediye başkanı Kadir'i misafir edebiliyor. Belediye başkanı Kadir'in bir sıkıntısı olduğu zaman hemen evine kadar gelebiliyorlar. O yüzden dediğim gibi biz mahalle olarak, şehir olarak böyle insanları sahiplendiğimiz zaman böyle insanlar da şehirlerimizin sembolü olacaklardır. Düşünün, belki sopasıyla birbirlerine kovalayan insanları görmekte varken ama bir taraftan da sopasıyla birlikte araba olarak kullanarak mahalleye, şehire bir sembol olan Kadir'den bahsediyoruz. Kendi yakın komşusu var, aşağı mahallede oturuyorlardı Fatih Kilsin'i buraya geçtiler. Gece gelir saat 1-2 gibi komşusu var, Metin Şimşek var, onların da araçları kapının önünde. Tabii iki araba yan yana geldiğinden dolayı Fatih zorlanıyor, manevra yapıyor, geçemiyor, manevra yapıyor, geçemiyor, zili çalıyor. Komşusunu çağırıyor, diyor ki ya gel kardeşim ben diye arabayı geçiremiyorum diyor buradan diyor. Aslında araba değnek aslına bakarsan. Tamam Fatih diyor, o da o gecenin saat ikisinde Fatih'i kırmamak için Mercedes Kadir'i iniyor, arabayı kenarıya çekiyor. Mercedes Kadir arabasından tekrar evine dönebiliyor.